pişmesi. Acemi, hafif isterdi ben, daha. Ben hafif bir pişme isterdi. Güzel pişmiş. Pilavı beğenmedim. Çok sade durmuş. Pilav çok sade olmuş. Sade mi? Evet. İçine bir nohut atırabilirdi mesela. Nohut mu? Evet. Nohutlu pilav. Nohutlu pilav çok güzel olur diye. Bu pilav her yerde var. Nohutlu pilav herkes yapıyor. Güzel gelinim. Evet. Diyorsunuz ya herkes bu pilavı yapamaz. Herkesin evinde evet pilav pişer ama yağsız olduk. O yüzden eleştirmeye açık olmanız gerekiyor değil mi? Ya çok evet, iyi. Bu yağsız olmuş. Ya keşke biraz iyi. Daha yağ olmuş olsaydı. Değil mi Yüksel Hanım? Evet. Kezban Hanım, aynen, yani bunu böyle diyebilirdin. Ama yok ki herkes kendi evinde ama böyle pilav yapamaz. Böyle dememen kesinlikle lazım. Kesinlikle güveniyorum ve çok o yüzden herkes pirinç pilavı yapıyor. Herkesin öyle değil ama. Herkesin öyle değil. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Tamam başka. Ya bazıları yapabilir ama göründüğüne göre, kaynanamın anlattığına göre. Ha sen bu haftaki gelinleri söylüyorsun. Kaynana çok şey anlatmış Zuhal Hanım o zaman. Evet her şeyi anlatmış. Her şeyi dökmüş ortaya. Yani ama keşke siz daha da zengin. Doğrudur. Uyaracak gelinlerinizi siz de yapın. Bak o gelin bu hatayı yaptı. Sen öyle yapma böyle yapma. Yani bugün ben 8 dakika arttırdım, mutfağım pırıl pırıl, yemeklerimi yetiştirdim çok şükür. Evet, onun dışında güzel yani, salatan da güzel. Tamam. Eline sağlık. Şimdi Kıbrıs tatlısına geçelim artık tamam. Yavaş yavaş. Buyurun. Eline sağlık. Benim gelinim zaten doğru dürüst mutfağa girmiş değil. 24-25 yaşında ama gelini 6 yıllık evli bir bayan. Bunlara çoktan hazırlıklı olması gerekiyordu. Yok mutfağım temiz, yok şöyüm temiz. Herkes temizlik yapıyor. Ya bu pirinç pilavına bile laf ediyorsa yağsız diyorlar, bakar mısınız? Bir çeker misiniz yakından? Kıbrıs tatlısı yapan, bilen, yiyen var mı? Bizim programımızda çok yapıldı. Ben yemedim. Ben de yemedim. Ben yedim. Yediniz mi? Evet, kendim yapmıştım. Ha. Merak ettiğim için yaptım. Anladım. Bir Mardinli'den Kıbrıs tatlısı. Değişik buldum. Öyle mi? Yani. Aynen. Önemli, lezzetli yani, olsun. Güzel olsun. Şeyi beklerdim, kadayıf. Sarma falan. Onları beklerdim. Ben de sordum. Benim en güzel yaptığım tatlı bu dedi. Ha. Açmış, hamuru yapmış, kaynatmış. Çok uğraşmış. Yapmıştır. O ayrı bir konu ama çok uğraşmış. Kıbrıs tatlısı bence değişik yani, buldum yani. Yemek çok yapmışlar. Kaç çeşit yapmışlar, uğraşmışlar. Onun için bunu yap. Basit bir tatlı bence. Basit. Evet, ben de yapıyorum. Tatlı hepsi. Hepsi yani yarışma, yemek yarışması yani. İçin iyi, basit bir seçim. Ki, yanlış bir seçim. Ama seninki de hafiftir tatlı. Yanmışlar, tadı var. Dün de yufkaya emeksiz. Yanmış, evet. Ama senin tatlın hazır yanmış. Dediniz, çıtır çıtırdı. Ama senin tatlın dün güzel. Ben gerçek seviyorum. Yemeğini acı, tatlın güzel. Afiyet olsun. İnsanları o kadar bu pilavı çekiyor ki anlatamam size. Yorum yapmak için, az puan vermek için. Vicdan yok, acıma yok, hiçbir şey yok. Bir tek benim tatlımı beğenmediniz. Sen tatlıyı yanmış. Neydi sizdeki, unuttuk vallahi. Yanmış. Ben hiç unutmadım. Tahinleş tatlıydı. Tahinli şerefli. Ben hiç unutmadım yanmış tatlıyı. Evet, evet yanmış yanmış. Ben bir de böyle çatalla ters çevirdim. Hiç de yanmış değildi yani. Diyor ki benim tabağımdakiler yanmamış. Sanki ayrı tepside pişmiş. Hepsi bir yerde hayır, pişmiş hepsi bence. Hepsi bir yerde pişmişti. Ama yanmıştı. Semih Hanım, eleştireye açık olun lütfen. Eleştireye ben her zaman açığım ama lütfen. Lütfen. Konuşmak için de konuşmayın. Konuşmak için konuşmuyorum. Eleştirmek için. Evet. Semih Hanım gerçekten yanmıştı. Yani. Benim tabağımdaki de yanmıştı. Yok bizim yani. İkimizinki ayrı tepside pişmiş. Aynen. Bizim, nedense bizim balık hem kılçıklı geldi. Hı-hı. Çok kılçıklıydı. Değişik mi biliyor değişik. Musun? Tabağımız çok değişik geldi ikimizin. İkimiz birbirimize mi benziyoruz? Ne hiç bilmiyoruz. Fenasın yani. Ne açıdan değişiklisin? Porsiyonu az porsiyon, dediniz siz. Az. Yani daha kayınvalidesinki evet. Daha büyük balık. Aynen. Denk gelmiştir. Evet.